Sohbetlerimizde biliyorsunuz bize sorulan sorular oluyor. Bu sorular böyle belli bir konuda yoğunlaşınca mecburen o konuları bazen tekrar tekrar da anlatmak, tekrar tekrar konuşmak zorunda kalıyoruz. Epey bir süredir hiç tanımadım, bilmediğim kişiler. Aslında nereye bağlı olduklarını, nereye mensup olduklarını da sormuyorum. Sormama sebebim şu: biz Seydamızın adabı, usulü, kaddesallahu aleyhi ve sellem, Seydamızın tavrı bütün Müslümanlara karşı rahmetle, şefkatle, aynı mesafeyle durmak, hepimize bizim rahmet kollarımızı açmak, hepsini sevmek, hepsine duacı olmak. Çünkü biz defalarca Seydamız kaddesallahu aleyhi ve sellem, Seyyid-i Şeyh Burhaneddin Hazretleri bize demiştir ki biz hepimiz İslam ümmetinin bir parçasıyız. Hepimiz, kim olursa olsun, kendine ne isim takarsa taksın, o meşrebin, mizacın gerektirdiği bir isim olabilir. Okulun gerektirdiği bir, o okulun bir ismi olabilir yani. Efendime söyleyeyim, o dergahın bir ismi olabilir, o hastanenin bir ismi olabilir. Yani ben falanca yerde okuyorum, ben filanca yerin talebesiyim, ben falanca yerin mensubuyum, bu normal bir şeydir. Ama bu, yani herhangi bir tarikata, bir şeyhe, bir dergaha mensubiyet hiçbir zaman bizim için özel bir isim olmaz. Hiçbir zaman bizler için ayırıcı, kendini üstün görücü, kendini böyle farklı görmeyi gerektirebilecek, öyle bir noktaya götürecek bir şey olmamalıdır. Biz mesela Nakşibendi'yi izlediğimiz zaman biz biliyoruz ki Nakşibendilik, Kadirilik, Kubrevilik, Sühreverdilik, Çeşitlilik, hangisini söylerseniz, ben bugün Rıfailik, yani bugün mensubu olanları söylüyorum daha çok. Bunların hepsi birer okuldur. Herkes kendi meşrebine, kendi yapısına, kendi ahlakına, kendi karakterine, kendi mizacına uygun olan bir okulu seçer, tercih eder, gider o okulda eğitim görür. Yani kimisi liseye gider, kimisi İmam Hatip'e gider, kimisi işte teknik meslek liselerine gider, kimisi kimya meslek lisesine gider, kimisi eskiden ilk öğretmen okulları vardı, kimisi oraya gider, ama nihayette hepsi milli eğitimin birer parçasıdır. Yani bu memleketteki eğitimi birer ayrı ayrı ama hepsi aynı isim, aynı bayrak altında olan şeydir. Bizler neci olursak olalım, bizim mesela Nakşibendiyiz dememiz kendimizi ayrı gördüğümüz için değil. Sadece biz meşrep olarak, mizaç olarak, usul olarak, disiplin olarak, adap olarak bu okulun getirdiği prensiplere bağlıyız. Biz eğitimimizi buna göre alıyoruz. Ve bu okulun prensipleri, disiplin kurulu, efendime söyleyeyim şartları neyse bunlara uyuyoruz. Bunlara uymayan bu okulun öğrencisi değildir, ama bunlara uymayan bu ümmetten değildir diyemeyiz. Bunlara uymayan, bunlara riayet etmeyen kim olursa olsun, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes bizim kardeşimizdir. Nihayette bütün her şeyin üstündeki en büyük otorite olan, en büyük önder ve lider olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber olarak kabul etmiştir. Bitti. Kim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse, kim bizim kıblemize yönelirse o bizdendir. Bitti. Bu Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emridir bize. Bu yüzden biz böyle bazen bazı şeyleri tenkit ettiğimiz zaman, eleştirdiğimiz zaman kardeşlerimizden ricamız, bu bizim onlar için hiç tutup da buruşturup bir kenara atmak, onu yok saymak, hiçe saymak anlamında değildir. Zaten sizin hiçbirinizin aklına gelmiyor ama bazı izleyiciler böyle bir intiba ediniyorlar filan. Mesela örnek olarak söyleyeyim. Ben dedim ki Nakşibendi tarikatında gizli zikir yoktur. Yasaktır. Birkaç kişi efendim işte niye böyle söylüyorsunuz da Abdülkadir Geylan, ya ben onlardan bahsetmedim ki. Ben ne Rıfailikten, ne Kadirilikten, ne Mevlevilikten, yani bunun ne Uşşakilikten, bu tarikatlardan bahsetmedim ki. Ben Nakşibendi okulunun, Nakşibendi tarikatının adabı ve usulü böyledir dedim. Sessiz zikir eden haşa dinden çıkmaz, haşa yoldan çıkmaz, hiçbir şeyden çıkmaz. Sadece bu okuldan ayrılmış olur. Bu okulun kesin, kat'i, disiplin kuralları vardır. Yani bu yüzden biz bazen böyle hakikaten eleştiride bulunduğumuz veya adab ve usul ile ilgili bir şey söylediğimiz zaman kardeşlerimizden ricamız, hiçbir zaman biz kendilerine karşıyız, kendilerine haşa düşmanız, kendilerini dışlıyoruz, kendilerini yok sayıyoruz gibi
bir anlam çıkarmasınlar. Zahiren şeriatın kuralları geçerlidir. Zahiren Kur'an ve sünnetin ölçüleri geçerlidir. Biraz daha içeriye doğru, biraz daha derinlemesine, biraz daha böyle kalıpları daraltacak olduğumuz zaman da o zaman kendi mensubu, kendi meşrebimizin, kendi mizacımızın, kendi eğitimimizin, kendi okulumuzun bir kısım kuralları vardır. Yani dünyada bile okulların her birinin kendine göre bir kuralı var, bir müfredatı var, bir ders var, eğitim var. Yani sen şimdi gidip bir teknik lisesinde bir Arapça dersi veremezsin, hadis dersi veremezsin, Kur'an dersi veremezsin. Ama bir İmam Hatip okulunda da gelip marangozlukla, motorla, makineyle, elektrikle ilgili laboratuvar açıp da öyle bir ders veremezsin. Kimya okulunda fizik laboratuvarını açamazsın, ne bileyim. Yani bu onlara benzer bir şeydir. Aynen bununla kıyaslayınız. Her biri bir okuldur. Her birisi bizim için makbuldür. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip Kur'an ve sünnetin ölçülerine uyduktan sonra herkes bizim kardeşimizdir. Bizden olmayan kötüdür, yanlıştır, hatalıdır falan böyle bir şey söylemiyoruz. Ama diyoruz ki herkes kendi ismini de düzgün kullansın, düzgün taksın. Yani neyse olsun. Sen neysen olsun. Bunu bil. Şeyh Halid var diye. O hilli Şeyh Halid. Allahu Teala derecesini âli eylesin. Tam bilemiyorum ama zannedersem 85 veya 86 o aralardaydı veya 88'di öyle Ankara'da vefat etti. Çok iyi bir alimdi. Yani selam olan Muhyiddin Hazretlerinden, babamdan filan böyle sonraki o ölçülerde bir alimdi. Çok meşhur bir zat idi. Şeyh Alaaddin, Kaddesallahu olsun, Şeyh Alaaddin Verkanisi Hazretlerinin oğluydu. Seyyid Şefaatullah Verkanisi'nin de Kudüs'ü torunuydu. Meşhur bir alimdi yani. Ankara'ya geliyor. Efendime söyleyeyim böyle dolaşıyor, geziyor, tedaviye mi geliyor, ne için bilmiyorum. İşte Ankara'da kimler var, hangi şeyhler var filan diyor. Hani varsa mübarek zatlar, dergahlar gidelim görelim filan. Onu alıyorlar, bizim Hacı Hasan'a getiriyorlar. Medresemizin olduğu yer, Hacı Hasan Efendi vardı orada, Allah rahmet eylesin. O köyü de kuran zat odur. Hacı Hasan Burkay Efendi Hazretleri. Ben severim, sayardım, Allah rahmet eylesin. O da bizi çok severdi. İşte alıp götürüyorlar ona. Şey Halid böyle biraz girişken, biraz lafını sözünü esirgemeyen, yani doğru bildiği şeyi de söyleyendi. Oturuyor yanına, sohbet ediyorlar. Hacı Hasan Efendi çok hürmetkar davranıyor filan. Ondan sonra soruyor ne yaparsınız, ne edersiniz, sizin hizmetleriniz, usulleriniz nedir diye. Şey Halid Kaddesallahu aleyhi soruyor ona. Hacı Hasan Efendi anlatıyor, böyle yaparız, bizim usulümüz budur, adabımız budur filan, şu faaliyetleri yürütürüz, bu hizmetleri yürütürüz. Bunları anlattıktan sonra Seyyidah Şeyh Ali diyor ki, Hacı Hasan Efendi iyi bir Müslümansın, temiz bir insansın, güzel bir hizmet, bak böyle bir köy kurmuşsun, namazda niyazında olan, efendime söyleyeyim tesettüre riayet eden, İslam'ın kendisine rehber edilmiş insanlar da böyle bir köyde toplamışsın, bu güzel bir hizmettir. Allah yolunu açık etsin. Allah selameti versin. Ama sen Nakşibendi değilsin diyor. İyisin, salih bir insansın ama Nakşibendi değilsin. Çünkü senin usulün, sen ortaya koyduğun prensipler Nakşibendi tarikatının adabına uymuyor. O Hacı Hasan Efendi de kızmıyor, hiç sinirlenmiyor. Böyle kendisine bir hayır, bir güzellik söylendiği zaman da kabul eden birisiydi. Mesela babam işte bir iki defa rahmetullahi aleyh köye gelip giderdi bazen bizim kayınvalidenin bahçesinde oturmak için. Bir geldiğinde camiye gidiyor. Camide tanışıyorlar babamla. Hacı Hasan Efendi rahmetullahi aleyh babamla tanıştıktan sonra hiç fetva vermemeye başladı. Kim kendisine bir soru sorsa, fıkhi bir soru, İslami bir soru, dini bir soru sorsa babamı arıyordu, babama soruyordu, babamdan aldığı cevap neyse onu söylüyordu. Yani bu ne bile bu çok güzel bir ölçü. Bu 15-20 yıl öncesi için bile çok çok iyi bir şey. Bir insan bilmiyorum derse, bilmediğini bilirse aslında ilmin yarısını elde etmiş sayılır. İşte ilmin yarısı odur. Molla Haydar'ın ilmine sahip oldun sen. O ne diyorsa açıyorsun, söylüyorsun. Yani bu bile bu devirde çok güzel bir şey. Bu bile zorla sanır bir şey haline gelmiş. İnsanların sadece satış, insanların sadece vitrin, sadece ticaretine işin tabiri caizse gösterişine, efendime söyleyeyim şöhretine, insanların toplanmasına ve kalabalıklara iltifat ettiği bu ahir zamanda bir insanın ben bilmiyorum kardeşim ya bu bilmediğim bir şeydir. Bu benim ihtisas alanım değil deyip bilen birine sorması veya yönlendirmesi bile çok büyük bir fazilet. Ben böyle
O tavrını gördüğüm zaman o zatı çok takdir ettim. Sevdim. Hocalığı yoktu. Yani o anlamda okumuşluk, alimlik anlamında, Arapça anlamında. Ama temiz bir insan, iyi bir insandı, salih bir insandı. Güzel bir hizmet yaptı. Ama Nakşibendiliğin usulü ayrıdır. Bu yüzden bize bu aralar efendim tarikatı değiştirmek, şeyhi değiştirmek, başka bir şeyhe gidip intisap etmek konusunda siz ne dersiniz filan diye soruyorlar. Bu soru çok çok kişinin de maalesef böyle aklının kalbini de meşgul eden bir şey. Bir kere şunu bilin, tarikat değiştirmek, din değiştirmek demek değildir. Bu bir. Yani bir insan için, bir insan tarikatını değiştirdiği zaman, tabii gerekçelerin ne olacağını bir sonra konuşacağız. Hiçbir şekilde bu o Müslümanın kötülenmesini, dışlanmasını, onu aleyhine geçirmesini falan böyle bir şey İslam'da böyle bir inhisarcılık yok. Allah'ın dini hiç kimsenin babasının malı değildir. Hiçbirimizin değildir. Ve Allah adına hiçbirimiz hüküm veremeyiz. Biz Cenab-ı Allah'ın yerine kendimizi koyamayız. Allahu Teala'nın bizim veya bir başkasının yarını için ne hazırladığını, ne emrettiğini, ne irade ettiğini bilemeyiz. Allah'tan korkmalıyız. Her şeyden önce Allah'tan korkmalıyız. Seyyid Abdülkadir Geylani, Kaddesallahu sırrahu aziz, çok büyük bir zat. Allahu Teala hepimizi onun şefaatine ve himmetine her zaman her zaman kavuştursun. Rabbül Alemin bizi mahrum etmesin ondan. Bir gün cemaatiyle, arkadaşlarıyla böyle yürürken Gavs-ı Genani tabii farklı bir zat. Çok değişik. Bir sarhoş çıkıyor karşısına. Sarhoşlar birdenbire göz göze geliyorlar. Abdülkadir Geylani sarhoşa bakıyor, sarhoş ona bakıyor. Birkaç dakika böyle birbirlerine bakışıyorlar. Adam ayakta belki duramayacak kadar sarhoş, sallanıyor. Abdülkadir Geylani Hazretlerine dönüyor adam. Kadir midir diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kadir'dir diyor. Biraz sonra adam tekrar Kadir midir diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri tekrar Kadir'dir diyor. Birkaç dakika sonra üçüncü defa Kadir midir deyince Abdülkadir Geylani birdenbire ağlayarak secdeye kapanıyor. Hüngür hüngür ağlıyor ve uzun bir süre secdede yığılıp kalıyor. Sonra sarhoş gidiyor, çekiyor gidiyor. Sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri bile sakinleşiyor, biraz kendini toparlıyor falan etrafında. Oturuyorlar hepsi. Diyorlar efendim o neydi? O sarhoş aranızdaki konuşma neydi? Biz bir şey anlamadık. Diyor ben onu ilk gördüğüm zaman diyor bana baktığı zaman bana dedi ki kalben içinden dedi ki ya Abdülkadir Allah beni bu alkolden, bu şaraptan, bu sarhoşluktan kurtarmaya kadir midir dedi. Diyor ben de elbette ki Allah kadirdir dedim. Diyor ikinci defa dedi ki ya Abdülkadir dedi Allah sana verdiği makamı, yücelikleri, güzellikleri bana vermeye kadir midir dedi. Diyor dedim kadirdir. Peki üçüncü soru neydi ki secdeye kapandınız, hıçkırıklara, gözyaşlarına boğuldunuz efendim? Diyor üçüncü de dedi ki Abdülkadir dedi Allah seni benim halime düşürmeye kadir midir dedi. Allah seni şu halinden bir sarhoşun haline çevirmeye kadir midir deyince diyor Allah'ın rahmetine sığınmaktan başka ve kendi nefsimi görmemekten başka hiçbir yolun kalmadığını, olmadığını bir daha anladım. Bir sarhoş bana anlattı diyor. Allah dilediğini şöyle de çevirir, böyle de çevirir. Bu yüzden birisiyle ilgili bir şey söz konusu olduğu zaman hani birdenbire silip atmak, her şeyi bir anda bitirmek, bir anda kaybetmek, bir anda onu dışarı atmak böyle bir haddimiz yok. Bu hiçbirimiz için böyle bir hak yoktur. Şimdi bir insan bir tarikatı, bir şeyhi neden terk edebilir? Üç, genel üç olarak üç tane sebep vardır. Üç tane mazeret, üç gerekçeden dolayı bir insan bir tarikatı terk edebilir. Ama bunlardan bir tanesi vardır ki terk etmesi gereklidir. Terk etmesi şarttır. Nedir? O tarikatta, o şeyhte, o mürşitte açık ve aleni bir şekilde Kur'an ve sünnete aykırı olan, haramla iştigal eden veya farzları terk eden, Allah'ın emirlerini çiğneyen bir hareket, bir hal, bir usul, bir davranış gördüğü an o tarikatı ve o şeyhi terk etmesi o kişiye farzdır. Allah için bağlanmak ne kadar güzel bir şeyse, gerektiği zaman Müslümanca bir duruşla Allah için terk etmek de aynı şekilde büyük bir şeydir. Bu çok önemli bir şeydir. Yani Allah için gidiyorsun, peygamber için gidiyorsun,
Muhammedi muhabbet için gidiyorsun aleyhissalatü vesselam. Orada Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın hoşuna gitmeyecek, Allah'ın razı olmadığı bir şey görürseniz orada nasıl Allah'a gidebilirsiniz ki? Tabii insanların buna bakma ölçüleri çok farklıdır. Herkes bilgisi kadar, bildiği kadarıyla bakar yani. Ebu Yezid-i Bestami Hazretleri Kudüs-i Sirruhu bir şeyhin adını duyuyor. Çok böyle herkes methediyor. Gidiyor, tam böyle geldi, karşısına geliyor şey, onun köyüne girdiğinde dergahına. Adam dönüyor, kıbleye doğru tükürüyor. Yani bir tükürüğünü atıyor kıbleye doğru. Ebu Yezid-i Bestami hemen dönüyor. Gençliğinde hemen geri dönüyorlar. Niye döndünüz? Allah'ın beytinin olduğu yöne saygısı olmayanın Allah'a saygısı olmaz diyor. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri yine böyle bir zatı duyuyor, diyorlar falan yerde bir şeyh var filan. Gidiyor, içeri bakıyor ki camiden çıkarken sağ ayakla çıkıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olsaydı sol ayakla çıkardı. Demek ki bu Resulullah'tan uzak olan birisidir. Bunun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la bağlantısı veya bilgisi yoktur diyor. Bu beni Resulullah'a götüremez diyor, geri dönüyor. Bunun istisnası var mıdır? Evet. İstisnası vardır. Şöyle vardır. Açık ve aleni bir şekilde Kur'an ve sünnete aykırılık değil de daha iyi, daha güzel, evla dediğimiz daha doğru olan veya bize göre yanlış olan bazı şeylerden dolayı terk etmemek gerekir. Yani sen yanlış görmüşsündür, yanlış bakmışsındır, yanlış anlamışsındır, yanlış yorumlamışsındır yani. Biri bu şey, Muhammed el-Müslimi kaddesallahu teala esrarühu aziz böyle bizzat diyor ki ben onu ziyarete gittim diyor. Duydum adını diyor. Diler ki şöyle şöyle bizzattır. Tabakatül Kübra'da İmam-ı Şahrani anlatır o zatın hayatını. Diyor gittim, tam ben gittiğim zaman diyor namaza durmuşlardı diyor. Hemen camiye girdim ben de diyor. O zat da diyor namaz kılıyor, kıldırıyordu diyor. Gittim diyor hemen arkasında ben de namaza durdum cemaatle beraber. Namazda diyor baktım Fatiha'nın birkaç yerinde telaffuz hatası yaptı. Yani harflerin mahrecini tam çıkaramıyordu. Meğerse o zat da bir şeymiş. Peltekmiş. Ama bu tabii peltekliğini falan bilmiyor. Kendi kendine diyor ki namaz boyunca düşünüyor. Diyor ki Fatiha'sı düzgün olmayan bir insan beni nasıl Allah'a götürür ki diyor. Bu büyük bir kusur diyor. Namazı kılar kılmaz da hiç şeyhle görüşmeden, hiç beklemeden çıkıyor. Diyor ki köyün dışına doğru geldim diyor. Baktım birdenbire bir aslan belirdi karşımda diyor. Aslanı görecek korktum diyor. Gerisin geriye camiye doğru koşmaya başladım. Aslan da peşime verdi diyor. Tam caminin önüne geldiğimde diyor Müslüm Hazretleri diyor camiden çıkıyordu diyor. Kaddesallahu sırrahu aziz. Diyor koştum onun arkasına geçtim hemen diyor. Ama Müslüm Hazretleri diyor hiç duruşunu bozmadı, yürüyüşünü bozmadı diyor. Hiç durmadı, yürümeye devam etti diyor. Aslan onun huzuruna gelince diyor uysal bir köpek gibi birdenbire diyor ön patilerini uzattı ve yere oturdu diyor. Başında eğdi diyor. O zat diyor gitti aslanın kulağını tuttu böyle. Ey Allah'ın köpekleri benim misafirlerime ilişmeyin demedim mi dedi diyor. Aslan diyor aynı böyle uysal terbiye edilmiş bir tazı gibi bir köpek gibi başını eğdi döndü ormana gitti ve kayboldu. Ben diyor hayretler ettim diyor. Böyle şaşkınlıkla diyor o zatın böyle karşısında dura durdum, kara kaldım. Diyor bana döndü dedi ki efendi dedi. Biz batınımızı, içimizi düzeltmeye çalışırken Allah'ın yaratıkları bizden korkmaya başladılar. Siz görünüşünüzü, dışınızı, telaffuzunuzu düzeltmeye çalışırken Allah'ın mahlukatından korkar oldunuz diyor. Anladık ki diyor onun o harfleri tam telaffuz etmeyişi diyor. Okumayı bilmeyişinden dolayı değil, dilindeki bir ucmelikten dolayı, yani bir pelteklikten dolayı, Arap diline uygunluktaki problemden dolayı diyor. Hemen diyor tövbe ve istiğfar ettim, hemen eline eğildim ve ona hesap ettim. Yani böyle zanni, zan, suizan, kötü düşünmek. Yani böyle zanni durumlar olabilir, bunlardan kaçınmak lazım. Benim bir şeyhi ve bir tarikatı terk etmeniz gerekir, şart farzdır dediğim şey, hiç tevil ve yorum götürmeyecek şekilde açık ve aleni bir şekilde Allah'a ve karşı gelen Kur'an ve sünnetin ölçülerinin dış çıkan kişiler ve kapılardır. Yani Allahu Teala bizi onların hatına versin.
Cenab-ı Allah bizlere şefaatçi kılsın. İlk mutasavvuf dönemindeki zatlar, o ilk mutasavvuflarda da buna benzer şeyler olmuştur. Mesela bir gün yine ilk mutasavvuflardan bir zatın yanına geliyor Sehl Hazretleri, diyor ki ben bir daha senin dergahına gelmeyeceğim diyor. Bir daha buraya gelmeyeceğim diyor. Abdullah İbni Mübarek diyor ki niye gelmeyeceksin diyor. Senin dergahında diyor kadınlar diyor dama çıkmışlar diyor. İkisi de bir beni yanlarına çağırıyorlar diyor. Senin cariyelerin diyor. Böyle dergah mı olur diyor ve çıkıyor, yürüyor. O uzaklaşırken Abdullah İbni Mübarek diyor ki bu kardeşinizin cenazesi için hazırlık yapın diyor. Hakikaten daha birkaç adım atmamış. Çünkü çıkarken dergahtan bakıyor damda. Dergahın damında 3 tane kadın dizilmişler. Gel Sehel, seni bekliyoruz diye sesleniyorlar ona. Gülüyorlar ve onu davet ediyorlar. Bunu görünce gidiyor Abdullah İbni Mübarek, diyor ki ben bir daha bu dergaha gelmeyeceğim. Sen cariyelerin bizi kendilerine davet ediyorlar diyor. Yürüyor gidiyor. Giderken Abdullah İbni Mübarek diyor ki takip edin diyor. Cenazesi için de hazırlık yapın diyor. Hakikaten biraz ilerliyor, yürüyor. İleride bir de düşüyor, bakıyorlar vefat etmiş. Hemen tabii teczi, tekfin, cenazesi filan. Ondan sonra geliyor diyorlar efendim vefat edeceğini nasıl anladınız? Benim dergahımda kadın yok ki diyor. Benim cariyem yok ki diyor. O gördükleri hurilerdi diyor, onun gördüğü diyor. Onu davet ediyorlar diyor. Yani bazen görüş hatası, bazen yanılma, bazen suizan besleme gibi bir durum olabilir. Bunlardan kaçınmak lazım. Biz hiçbir zaman fitneye sebep olmamalıyız. Biz hiçbir zaman bir müridi bir şeyhten ayırmanın ruh hastası olamayız. Bu yüzden ölçü kesin ve kat'i bir şekilde Kur'an ve sünnete bir aykırılık varsa kardeş, orada hiç durma, hiç oyalanma, hiç vakti kaybetme. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yol göstericilerin ahir zamanda büyük bir kısmının cehennemlik olacağını söylüyor. Kalkacaklar, Müslümanlara önderlik taslayacaklar, Müslümanların önüne geçip onlara yol gösterme iddiasına olacaklar ama onlar cehennemliktir. Bu yüzden böyle şeylerde dikkatli ve uyanık olmamız gerekir. Bizim bağlılığımız, bizim itaatimiz, bizim hizmetimiz, bizim dinlememiz Allah ve Resulü içindir. Allah'ın rızası ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbeti ve onun sünnetini ihya etmek içindir. Bundan dolayı olmalıdır. Bu yüzden Kur'an ve sünnette aleni, İslam'ın kurallarına aleni aykırılık olan durumlarda bizim için orada bir hayır olamaz. Bir de şöyle bir hastalık var. Efendim bir bildiği var mıdır? Kardeş, şeyhin kim olursa olsun, Kur'an ve sünnete açık, aleni, aykırı, haram olan bir şeyde hiçbir şeyhin bildiği bir şey olamaz. Bak sizin görüşünüz, bakışınız, o andaki algılamanız filan, yani bunlarda hata olabilir. Sizin kendi hatanız olabilir. Ama onun dışında çok çok hiç su götürmez bir şekilde Allah'ın dininin prensiplerine aykırı bir şey söz konusuysa bizim burada kaybedecek hiçbir şekilde zamanımız yok. Kaybedecek zamanınız olmasın. Bana soru soran kardeşler, bulunduğunuz yerde açık ve aneni bir şekilde Kur'an ve sünnete aykırılık varsa Allah için terk edin. Allah için terk etmenin, Allah için bırakmanın faziletini de uygulayın. Hayatınızda bunu da yaşayın ki sahtekarlar, yol kesiciler, işin ehli olmayanlar, işin liyakatında olmayanlar sakın hiçbir şekilde sizden bir yardım görmesinler, ummasınlar. Çünkü Müslümanların onlara bağlanması onların yanlış ve hatalarının devam etmesine sebep oluyor. Kendilerini doğru zannediyorlar. Kendilerinin yaptıklarının güzel bir şey olduğunu zannediyorlar. Ömürleri de öyle çürüyüp gidiyor. Ama belki söylerseniz, belki anlatırsanız bir şekilde belki onlar da kendilerine çeki düzen verirler. En azından o istismar kapısı kapanır. Ben 95-96 yıllarında Hedef Radyo'da program yapıyordum. Ve o programda tasavvufla ilgiliydi. Bilmiyorum, hatırlayan kardeşimiz vardır belki. Nihat Hoca Perşembe akşamları İslam'ın Güzellikleri diye program yapıyordu. Ben de Pazartesi akşamları Tasavvuf Bahçesi diye bir program yapıyordum. Bu programlarda ben sürekli olarak bunları vurgulamaya başladım. Yani şu haramdır. Bir insan bunu yapıyorsa haramdır. Bu Allah'ın rızasına uygun değildir. Bu İslam'ın kurallarına uygun değildir. Bu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rızasına uygun değildir filan. Bunlardan birisi de çok yaygın. Şu anda da yaygın olduğunu düşünüyorum. Maalesef kadın erkek iç içe
oluşan gruplar var. Tasavvufi gruplar. Güya kendilerine tasavvuf veya tarikat diyen gruplar var. Şeyhler kadınlara ellerini öptürüyorlar. Onlarla aynı ortamda diz dize, göz göze oturuyorlar. El ele tutuşuyorlar kadınlarla. Çok rahat bir şekilde onlarla sohbet ediyorlar. Onlara ellerini öptürüyorlar filan. Ben bunun kesinlikle, yani zaten bırak da tasavvufu, Kur'an ve sünnete göre haramdır. Hazreti Ayşe diyor ki, Allah'a yemin ederim ki diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yabancı hiçbir kadının elini elinin içerisine almadı, tutmadı diyor. Hiçbir kadın. Burada adam şeyhim diyor, ben evliyayım, yok ben yaşlıyım, yok ben de bilmem ne şöyle olmuş, böyle olmuş. Benim onların elini tutmamda bir sakınca yok, bir mahzur yok filan. Bunlar hikaye. Bunlar boş. Ben bunları anlattım. İnanın Ankara'da, yani beni arıyorlardı, bana dönüyorlardı sonra. 7-8 tane dergah elhamdülillah kapandı. Dağıldı gitti yani. Bu şekilde böyle şehvetlerine düşkün olan, şehvet derken illa işi cinsellik anlamında almayınız. Şehvet nedir biliyor musun? Nefsin hoşuna giden her şey şehvettir bir şekilde. Yani bunlar da mesela insanların ona saygı duyması, itibar etmesi, insanların onu övmesi bile şehvi duygulardır. Yani hitap edilen şey odur. Bundan dolayı bu kadın erkeklerin iç içe, diz dize, göz göze, zikirleri öyle, sohbetleri öyle, efendime söyleyeyim, intisap yolları öyle. Böyle yapanların hemen hemen 6-7 tane beni aradılar. Dediler ki valla falanca şeyh dergahını kapattı, Ankara'na da taşındı gitti. Bir seferinde bir şeyhin müritleri gelip radyoyu bastılar. Allah'tan benim yanımda arkadaşlarım vardı. 3-4 tane benimle beraber programa gelen. Onları görünce de işte efendim biz bir çayınızı içmeye gelmiştik filan şöyle. Ha işte bazı konularda çok böyle keskin hani çizgiler çizme kardeşim. Ben keskin çizgi çizmiyorum. Allah bu keskin çizgiyi koymuş. Cenab-ı Allah mahremiyet denen bir şey koymuştur. Kadın ve erkek el ele tutuşamazlar. Yabancı hiçbir kadın, hiçbir erkeğin elini tutamaz. Bitti. Bu hüküm, bu İslam'ın hükmü, benim hüküm değil ki ve ben bunu söylemek zorundayım filan. Yani elhamdülillah o zamanlar epey bir işe yaradı o sohbetler. Allahü Teala hepimizi Kur'an ve sünnete aykırı olan davranışlardan, hallerden korusun, muhafaza etsin inşallah. Ha özel bir durum olur, birisiyle yine halvette olmamak şartıyla. Halvet hali olmamak şartıyla görüşmen gerekebilir, konuşman gerekebilir. Ben çoğu zaman bu talak, nikah veya miras veya buna benzer İslami konularla ilgili bacılarımızın bir sıkıntısı varsa yani mutlaka da bir yalnız olmamak şartıyla gidiyorum gelin aşağıda konuşalım. Sorularını soruyorlar, cevaplıyoruz filan. Özel durumları olan kardeşlerimiz oluyor. Ama dediğim gibi ne böyle bir el ele dokunmak, ne bir temas, ne de böyle halvet, tek başına kalmak diye bir şey söz konusu olamaz, olmamalıdır. Bugünkü sohbeti burada bırakalım. Haftaya inşallah bu Kur'an ve sünnete aykırılık durumunda bir şeyhi, bir tarikatı, bir dergahı terk etmek, bırakmak ve ayrılmak bu şarttır, farzdır, yapmamız gereken bir şeydir. Diğer iki hali de inşallah önümüzdeki bir sonraki sohbette anlatırız. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Cenab-ı Allah bizi muhafaza etsin. Allah bizi korusun. Allah-u Teala Müslüman doğduk, Müslüman kalmayı ve Müslüman olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Cenab-ı Allah ölmüşlerimize rahmet eylesin. Rabbül Alemin hastalarımıza şifa versin. Darda olan, sıkıntısı olan kardeşlerimize de Yüce Mevlam hayırlı çıkış kapıları açsın. Allah rızası için El Fatiha.